Yunan yetkililer ülkeye gelmesi planlanan 100 bin mültecinin maliyetinin 480 milyon euroyu bulacağını belirterek Avrupa Birliği'nden acil yardım talep etti. Yunanistan'ın Makedonya sınırında İdomeni kasabasındaki kampta sığınmacı sayısı artarken sorunlar gittikçe daha da ağırlaşıyor. İdomeni'de Makedonya'ya geçmek için bekleyen sığınmacı sayısı 10 bini aştı. İnsani yardım görevlileri ise Balkan koridorundaki ülkelerin kontrolleri artırmasıyla kampın tamamen dolduğunu ve yemek dahil olmak üzere sığınmacıların temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirtiyor. Makedonya'ya girmek için sınırda bekleyen Suriyeli İbrahim, içecek suya erişebilmek için neredeyse yaklaşık 4 saat boyunca beklememiz gerekiyor, diyor. Yunanistan'da şu anda 22 bin mültecinin bulunduğu belirtiliyor. Yetkililer bu sayının Mart ayında 50 ila 70 bine kadar yükselebileceği tahmininde bulunarak Avrupa Birliği'nden 100 bin sığınmacının maliyetini karşılamak için yardım talep ediyor. Wall Street Journal'a göre Brüksel önümüzdeki 3 yıl içerisinde Yunanistan başta olmak üzere insani krizin önüne geçebilmek için 700 milyon euro yardımda bulunabilir. Avrupa Birliği 2014'te de Avrupa dışındaki ülkelere göç krizi kapsamında 1.27 milyar euro yardımda bulunmuştu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Yunanistan'ın bu krizin altından tek başına kalkamayacağı görüşünde. Suriyeli sığınmacı Yusuf, kamptaki şartların oldukça kötü olduğunu belirtiyor. Önümde 7 bin kişi var, onları beklemem gerekiyor ve ardından gitmek istiyorum. Bu çok kötü bir yaşam. Geçtiğimiz pazartesi günü ise yüzlerce sığınmacı Makedon-Yunan sınırındaki dikenli telleri zorla aşmaya çalışmış. Bunun üzerine Makedon polisi göz yaşartıcı gaz kullanarak sığınmacıları engellemişti. Sığınmacıların Avrupa yolunda kullandığı Balkan güzergahının ilk durağını oluşturan Makedonya, sınır geçişlerine bir süre önce günlük kota getirmişti.